kürsüye davet ediyorum. Nurhak, can Nurhak, aziz Nurhak, senin gönül zenginliğin şu yüce dağındandır. Senin karakterindeki mertlik Esen Poyraz'ındandır. Senin barışın, hoş görüşün Alevinden, Sünnindendir. Senin birliğe, kardeşliğe sevdan Türkünden, Kürdündendir. Selam olsun senin ceddine, ninene, atana. Helal olsun bu meydanı dolduran siz yiğitlere. Değerli belediye başkanım, kıymetli mesai arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, sağcısıyla, solcusuyla bu meydanı dolduran aziz kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gecemize hoş geldiniz. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz basit bir tarih olay değildir. 15 Temmuz tarih kitaplarında iki satırla geçiştirilecek bir olay da değildir. 15 Temmuz milletimizin geçmişinde ortaya çıkmış olan o milli ruhun tekrar ortaya çıkarak hainlere karşı bir ders verdiği tarihtir. İmam Hüseyin Efendimizin ailesiyle birlikte Yezid'e karşı, onun zulmüne karşı direniş gösterip şehadeti göze aldığı ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. Tarık bin Ziyad'ın İspanya'yı Endülüs kılmak için gemileri yapmasını sağlayan ruh neydiyse 15 Temmuz'da çıkan ruh odur. Selahaddin Eyyubi'ye Kudüs'ü fethettiren ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fethetmesini sağlayan ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. Fatih Sultan Mehmet Han'ın gemileri karadan geçirmek suretiyle İstanbul'u fethetmesini sağlayan ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. Çanakkale'de Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Arabıyla vatan için, namus için, dil için canını verdiği ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Kuvayi Milliye güçlerinin İzmir'den düşmanları denize döktüren ruh neydiyse 15 Temmuz'da ortaya çıkan ruh odur. 15 Temmuz'da ortaya çıkan bu ruhu, bu birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu yaşattığımız sürece farklılıklarımızı zenginlik bilip kimseyi giyiminden, kuşamından, mezhebinden, ırkından, siyasi görüşünden dolayı dışlamadığımız sürece bizim Allah'tan başka kimseye ihtiyacımız yoktur değerli kardeşlerim. İşte 15 Temmuz'da bunu en iyi şekilde gördük değil mi? 15 Temmuz'daki o şanlı direniş, birlik, beraberlik, kardeşlik ve vatan savunması olduğu kadar demokrasiye sahip çıkma bilinciyle hareket eden bir milletin yazdığı destandır. Eğer sözde demokrasinin ve insan haklarının savunucusu olan Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer Batı ülkeleri gerçekten öyle olsaydı ne yaparlardı biliyor musunuz? 16 Temmuz sabahı Avrupa Konseyi'ne acil toplantıya çağırırlardı. Derlerdi ki Türkiye demokrasiye olan inancını kanıtlamıştır. Bundan sonra hiçbir şart koşmaksızın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne alacağız. Ama öyle mi yapıyorlar? Daha yakın zamanda gördünüz değil mi? Acil toplantıya çağırıp Türkiye ile
ilişkiyi kesme kararı alıyorlar. Bu milletin seçilmiş liderlerini kendi vatandaşlarıyla buluşmasına izin vermiyorlar. Ama bunun karşısında ne yapıyorlar? PKK terör örgütünün yandaşlarının sokaklarında sözde özgürce eylem yapmasını ve bununla da yetinmiyorlar. Kandil'deki terörist başlarının oraya canlı bağlanmasını sağlıyorlar. Bizden başka Alevisiyle, Sünnisiyle, Türküyle, Kürdüyle, sağcısıyla, solcusuyla bizden başka dostumuz yok kardeşlerim. Buradan başka gidecek vatanımız da yok. Bizim havadan, sudan daha da muhtaç olduğumuz şey bu birliğimizi, kardeşliğimizi kim olursa olsun, yıkmaya çalışan kim olursa olsun onun karşısında durarak devam ettirmektir. Biz bunu yaptığımız sürece Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, biraz önceki slaytı izledik değil mi? 15 Temmuz'daki o güzel hadiseyi, güzel hadiseleri derken milletimizin şanlı direnişini kastediyorum. Ama tarihimizde gördüğümüz en kötü hadiseydi aynı zamanda. Bir daha 15 Temmuz'lar yaşanmaması için, bir daha böyle elim olaylara maruz kalmamamız için acizane 4 tavsiyem olacak. Bu 4 tavsiyeyi paylaştıktan sonra huzurlarınızdan ayrılacağım. Ama konuşmamın sonunda o 4 hususu hep birlikte aykırarak konuşmamı bitireceğim. Onun için lütfen beni iyi dinleyiniz. Sevgili kardeşlerim, 15 Temmuz'u kim yaptı? Fethullahçı terör örgütü mensupları yaptı değil mi? Ve onun arkasındaki karanlık mihraklar. Peki bu FETÖ'cüler bu hainleri başka ülkeden mi getirdi? Mars'tan mı getirdi? Hayır. Nereden getirdi? Yine bizden çıkardı. Belki başlangıçta baksanız o insanlara hepsinin kalbinde vatan sevgisi, Allah sevgisi vardı. Ama bu örgüt ve bunun benzeri örgütler bu duyguları istismar etmek suretiyle insanların akıllarına ve iradelerine tahakküm kurup onları köleleştirdiler, robotlaştırdılar. Bu örgütlere karşı Fethullahçı terör örgütü başta olmak üzere bu örgütlere karşı yapmamız gereken birinci şey sevgili kardeşlerim, aklımızı ve irademizi özgürce kullanıp kimsenin tahakkümü altına vermemektir. Peki bizim aklımızı, irademizi tahakküm almaya çalışan bu yapıları nasıl fark edeceğiz? Kritik soru bu. Nasıl fark edeceğiz? İster dini olsun, ister dinle alakalı olmasın. Bir yapı şu iddiayla ortaya çıkıyorsa, karşınıza şu iddiayla ortaya çıkıyorsa, bizim önderimiz, liderimiz, şeyhimiz, hocamız asla ve asla yanılmaz. O ne yaparsa yapsın doğrudur. Biz kimiz ki onu sorgulayalım diye ortaya çıkarsa, bilin ki o örgütler sizin aklınıza ve iradenize tahakküm kurup sizi robotlaşmaya çalışıyorlar. Bakın, FETÖ'yü gördük, güya dini kullanıyor. Diğer örgütler bundan farklı mı? Değil. PKK'ya bakın. Abdullah Öcalan başta olmak üzere terörist başı, onun ideolojisini eleştirebilecek o örgüt içinde biri var mı? Yok. Eğer eleştirirse laylona sarıp yakıp öldürüyorlar. DAEŞ'e bakın. Yine dini kullanıp o ideolojiyi eleştiren birisi ortaya çıktığında ne diyorlar? Kafir deyip öldürüyorlar. DHKPC'ye bakın. Onların kabul ettiği o doğmaları, o zamanı geçmiş ideolojiyi eleştiren olduğunda ne diyorlar? Hain diyorlar. Yine onu öldürmeye kalkıyorlar. Hepsinin ideolojisi, hepsinin rengi farklı olabilir ama usulleri aynı sevgili kardeşlerim. Bunlara karşı uyanık olup aklımızı ve irademizi kimsenin kontrolüne vermeyeceğiz. Bir, aklımızı ve irademizi özgürce kullanacağız. İki, beraber sayacağız bunları ona göre. Tek başına geçmeyecek konuşma. İki,
sevgili kardeşlerim, güzel ahlaklı olacağız. Güzel ahlak o kadar büyük bir nimettir ki, o kadar önemli bir hususiyettir ki, Rabbimizin bize vermiş olduğu en büyük nimet olan akıl ve iradenin hangi yönde kullanılmasını tayin eder. Örnek vereyim. Nükleer enerjiyi ele alalım. Nükleer enerjiyi güzel ahlaklı bir adam eline aldığında, onu elektrik enerjisine çevirir ve gördüğünüz üzere aydınlanmamızı, eşyalarımızın, gıdalarımızın bozulmamasını, temizlenmesini sağlar, değil mi? Aynı nükleer enerji. Ahlaksız ve güzel ahlak sahibi olmayan bir insanın eline geçtiğinde ne olur? Nükleer bomba olur, atom bombası olur. Hem kendisi için hem de tüm insanlık için tehlike arz eder. Peki soracaksınız, güzel ahlak nedir? Güzel ahlak nedir? Kritik soru. Bizlerin peygamberimizden, aleyhissalatü vesselam'dan, onun yolundan giden Hacı Bektaşi velilerden, Mevlana'lardan, Yunus Emre'lerden öğrendiğimiz şey şudur. Eline, beline, diline sahip olmaktır. Güzel ahlakın özü budur ki sevgili kardeşlerim. İki, güzel ahlaklı olmak. Bir neydi? Aklımızı ve irademizi özgürce kullanmak. İki, güzel ahlaklı olmak. Üçüncüsü, yapmamız gereken üçüncü şey. Milli ve manevi değerlerimizi yaşamak, yaşatmak ve gençlerimize öğretmek. Eğer milli ve manevi hassasiyeti ve o değerlere bağlılığı olmasaydı, Ömer Halis Demir başta olmak üzere 15 Temmuz'da fedakarca göğsünü o düşmanlara, o hainlere siper eden yiğitler onların karşılarına çıkabilirler miydi? Çıkmazlardı. Bana ne derdi? Ben kendimi kurtarayım, hani gücüm yettiyse ailemi kurtarayım derdi, kaçıp giderdi. Ama milli ve manevi hassasiyeti olduğu için 15 Temmuz'daki yiğitler vatanına, milletine, devletine ve demokrasisine sahip çıktı. Peki, milli ve manevi değerlerimiz nedir? Milli ve manevi değerlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Bu milleti, Anadolu'da yaşayan, mezhep farklılığı da olsa, ırk farklılığı da olsa hepimizin ortak değeri olan değerlerdir. Onun da özü şudur sevgili kardeşlerim. Bizler Anadolu'da yaşayan insanlar olarak muhataplarımıza Kürttür, Türktür, Arap'tır, Alevidir, Sünnidir, sağcıdır, solcudur diye bakmayız. Eğer mazlumsa, eğer yardıma ihtiyacı varsa, eğer yolda kalmışsa ona insan olduğu için muamele edip insan olduğu için severiz. Yaradılanı yaradandan ötürü severiz. Bizim milli ve manevi hassasiyetlerimizin, değerlerimizin özü budur. Bir, aklımızı ve irademizi özgürce kullanacağız. İki, güzel ahlaklı olacağız. Üç, milli ve manevi değerlerimizi yaşayıp yaşatacağız. Ve dört, son şey, çalışacağız sevgili kardeşlerim, çalışacağız. Yılmadan, usanmadan çalışacağız. Eğer başkalarına muhtaç olmak istemiyorsak, 15 Temmuz'da bize destek olmaları yerine bize köstek olan düşmanlarımıza sahip çıkanlara karşı muhtaç olmak istemiyorsak çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Başka yol yok. Tekrar sayarsak, aklımızı ve irademizi özgürce kullanıyoruz. Güzel ahlaklı oluyoruz. Milli ve manevi hassasiyet sahibi olup çok çalışıyoruz. Bizler bu dört hususiyeti hayata geçirdiğimiz sürece kimse bizi bölemeyeceğiz. İster FETÖ'sü, ister VETÖ'sü, ister DHKPC'si, ister IŞİD'i, kim gelirse gelsin, isterse onun arkasında kim olursa olsun, kimse bizi bölemeyecek, parçalamayacak. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu meydanı doldurduğunuz için sizin atanıza, ceddinize selam olsun, rahmet olsun diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.